Akdeniz'de gerilim zirveye çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, Türkiye'nin enerji kaynaklarına ulaşmasını engellemek için dev bir planı devreye soktu. Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini durdurmak için savaş gemileri, uçak gemileri, denizaltılar, hepsi bölgeye gönderildi. Amaç, Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını gasp etmek, bizi köşeye sıkıştırmak. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın bu hamlesi, sadece Türkiye'ye karşı değil, aynı zamanda bölgede hak sahibi olan tüm devletlere karşı yapılmış bir meydan okumadır. Türkiye, Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmeyecek. Petrol ve doğalgaz rezervlerine ulaşmak, enerji bağımsızlığımızı sağlamak için verdiğimiz mücadele, tarihin en büyük direnişlerinden biridir. Ancak karşımızda kim olursa olsun, bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız. Amerika ve Fransa, Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarlarını tehdit etmek için bir araya geldi. Yıllardır Türkiye'yi bu bölgede baskı altına almaya çalışıyorlar. Ancak unuttukları bir şey var. Türk milleti, ne zaman köşeye sıkıştıysa, o zaman daha da güçlenmiştir. Akdeniz'deki varlığımız sadece bugün değil, tarih boyunca hep güçlüydü. Biz bu denizlerde asla boyun eğmedik, şimdi de eğmeyeceğiz. Bölgeye gönderilen uçak gemileri, denizaltılar, savaş gemileri, hepsi, Türkiye'nin haklarını engellemek için orada. Ancak bu güç gösterisi, Türk milletini asla korkutamaz. Biz, kendi haklarımızı savunmak için ne gerekiyorsa yaparız. Akdeniz'deki doğal zenginliklerimiz, ülkemizin geleceği için hayati önem taşıyor ve bu zenginlikleri kimseye bırakmayacağız. Türkiye'nin Akdeniz'deki enerji sondaj faaliyetleri, büyük güçleri rahatsız ediyor. Çünkü biliyorlar ki Türkiye, bu enerji kaynaklarına ulaştığında sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik olarak da çok daha güçlü bir hale gelecek. Bu güç, bölgedeki dengeleri değiştirecek ve bu, batılı devletlerin işine gelmiyor. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaklar. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, Akdeniz'de bir abluka oluşturma girişiminde bulunuyorlar. Türkiye'ye karşı yapılan bu ittifak, aslında onların korkusunu gösteriyor. Çünkü Türkiye'nin enerji arayışları, bölgedeki dengeleri değiştirecek kadar güçlü. Bu nedenle ellerindeki tüm askeri gücü kullanarak Türkiye'yi durdurmaya çalışıyorlar. Ancak bu plan, Türk milletinin kararlılığı karşısında başarısızlığa uğrayacak. Akdeniz'deki enerji savaşları, küresel dengeleri de etkileyecek bir boyuta ulaştı. Türkiye'nin burada yaptığı her hamle, büyük güçleri korkutuyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, Türkiye'yi durdurmak için uçak gemilerini, savaş gemilerini bölgeye yığıyor. Ama biz biliyoruz ki Türkiye, bu baskılara boyun eğmeyecek ve Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunacak. Tarih boyunca büyük güçler, Türkiye'nin bu coğrafyadaki haklarını gasp etmeye çalıştı. Ancak biz her zaman mücadele ettik, her zaman kazandık. Bugün de Akdeniz'de aynı mücadeleyi veriyoruz. Türkiye, bu denizlerdeki haklarını hiçbir güce teslim etmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın oyunları boşa çıkacak. Enerji bağımsızlığı, Türkiye için stratejik bir zorunluluk. Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz rezervleri, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın tüm bu hamleleri, Türkiye'yi durdurmaya yetmeyecek. Biz, milli çıkarlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yaparız. Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığı, sadece enerji kaynaklarına ulaşmakla sınırlı değil. Bu denizler, aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik gücünü de artıran stratejik bir bölge. Türkiye, bu gücünü korumak ve artırmak için her türlü adımı atmaya kararlı. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın baskıları, Türkiye'nin kararlılığını daha da güçlendirecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, Türkiye'yi enerji kaynaklarından uzak tutmak için, bölgede dev bir askeri güç yığınağı yapıyor. Ancak bu hamle, Türk milletinin iradesini kıramaz. Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Akdeniz'deki haklarını savunacak ve bu mücadeleden zaferle çıkacak. Bu abluka girişimi, sadece askeri bir hamle değil, aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki ekonomik ve stratejik çıkarlarına yönelik bir saldırıdır. Ancak Türk milleti, bu tür tehditler karşısında her zaman birlik olmuş, mücadele etmiş ve kazanmıştır. Bugün de Akdeniz'de aynı mücadeleyi veriyoruz ve bu mücadele, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, Türkiye'yi enerji kaynaklarından mahrum bırakmak istiyor. Ancak Türkiye, bu kaynaklara ulaşmak için her türlü zorluğa göğüs gerecek güce sahip.
Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimizi durdurmak isteyenler, Türk milletinin azmini ve kararlılığını hafife alıyor. Bu millet asla boyun eğmez. Türkiye, Akdeniz'de sadece kendi çıkarlarını değil, aynı zamanda bölgedeki diğer ülkelerin de haklarını savunuyor. Bu mücadele, sadece Türkiye'nin değil, tüm bölgenin bağımsızlık mücadelesidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, bu bölgedeki hakimiyetlerini pekiştirmek için her türlü oyunu oynuyor. Ama Türkiye bu oyunları bozacak. Akdeniz'deki enerji savaşları, Türkiye'nin lehine sonuçlanacak. Çünkü biz, kendi topraklarımızda ve denizlerimizde bağımsızlık için mücadele ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın bu abluka girişimi, Türk milletinin direnişi karşısında eriyip gidecek. Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için attığı en kritik adımlardan biri. Petrol ve doğalgaz rezervleri, ülkemizin geleceği için hayati öneme sahip. Bu kaynaklara ulaşmak, Türkiye'yi bölgesel bir enerji devi yapacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın tüm askeri gücüne rağmen, Türkiye bu hedefinden asla vazgeçmeyecek. Türk donanması, Akdeniz'deki haklarımızı korumak için her zaman teyakkuzda. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ne kadar uçak gemisi gönderirse göndersin, Türk donanmasının kararlılığı karşısında geri adım atacaklar. Akdeniz, Türk denizcilerinin evi. Biz bu sularda binlerce yıldır varız ve bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın bu ittifakı, Türkiye'nin bölgedeki artan gücüne karşı bir korku operasyonudur. Ancak Türk milleti, bu tür oyunlara asla boyun eğmez. Akdeniz, Türkiye'nin jeopolitik çıkarları için vazgeçilmezdir ve bu çıkarlarımızı savunmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Akdeniz'deki bu mücadele, sadece bir enerji savaşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesidir. Petrol ve doğalgaz rezervlerimize ulaşmak, Türkiye'nin geleceği için kritik bir hamle. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın bu abluka girişimleri, Türkiye'nin kararlılığı karşısında başarısız olacak. Bölgedeki diğer ülkeler de bu durumun farkında. Türkiye'nin Akdeniz'deki mücadelesi, aslında sadece kendi çıkarları için değil, aynı zamanda bölgedeki diğer halkların da haklarını korumak için verilen bir mücadeledir. Türkiye, sadece kendi ulusal çıkarlarını değil, aynı zamanda bölgedeki dengeyi de savunuyor. Türkiye'nin Akdeniz'deki gücü, sadece askeri değil, aynı zamanda diplomatik ve ekonomik bir güce dayanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın hamleleri, Türkiye'nin bu çok yönlü gücü karşısında başarısız olacak. Türk milleti, bu mücadelenin sonunda zaferle çıkacak. Akdeniz'deki enerji kaynakları, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi büyük güçlerin baskılarına rağmen, Türkiye bu kaynaklara ulaşacak ve bu bölgedeki haklarını sonuna kadar savunacak. Bu, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli safhalarından biri. Türk halkı, bu mücadelede her zaman devletinin yanında. Akdeniz'deki haklarımızı savunmak için atılan her adım, bu milletin kalbinde büyük bir gurur ve coşkuyla karşılanıyor. Biz biliyoruz ki Türkiye, bu mücadelede galip gelecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın bölgedeki askeri varlığı, Türk milletini asla yıldırmaz. Biz, tarih boyunca büyük güçlerin baskılarına boyun eğmedik, şimdi de eğmeyeceğiz. Akdeniz'deki haklarımızı savunmak, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli parçalarından biridir ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bütün bu askeri hamlelerin arkasında yatan asıl sebep, Türkiye'nin bölgedeki güç dengesini değiştirme potansiyelidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, Türkiye'nin bu yükselişini durdurmak için her yolu deniyor. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'nin kararlılığı karşısında başarılı olamayacaklar. Akdeniz, sadece bir deniz değil, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek stratejik bir bölgedir. Bu bölgedeki enerji kaynaklarına ulaşmak, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için hayati önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın bu planları, Türk milletinin direnişi karşısında boşa çıkacak. Türk donanması, her zamankinden daha güçlü bir şekilde Akdeniz'de varlığını sürdürüyor. Biz bu toprakların, bu denizlerin ev sahibiyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ne kadar güç gösterisi yaparsa yapsın, Türkiye Akdeniz'deki haklarını savunacak ve bu mücadeleden galip çıkacak. Sonuç olarak, bu abluka girişimi, Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini engellemeye yönelik bir hamledir. Ancak Türk milleti, tarih boyunca olduğu gibi bugün de bu tür baskılara boyun eğemez.
Akdeniz'deki haklarımızı sonuna kadar savunacak ve bu mücadeleden zaferle çıkacağız. Türk milleti, Akdeniz'deki bu büyük oyunu bozacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın tüm planları, Türkiye'nin kararlılığı ve direnişi karşısında başarısız olacak. Akdeniz, Türkiye'nin haklı mücadelesinin zaferle sonuçlanacağı bir meydan olacak. Biz, bu denizlerde asırlardır varız ve var olmaya devam edeceğiz. Türkiye, Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın abluka planları boşa çıkacak. Akdeniz, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin bir sembolü olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye bu mücadelede galip gelecek ve Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ulaşacak.